Bir maç daha kanalından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi uzun süredir video yoktu. Çok üzücü bir deprem haberiyle hepimiz sarsıldık. Deprem gününden itibaren biz de kanala video atmayı belirli bir süreliğine bıraktık ancak Herkes de olduğu gibi bizim de yavaş yavaş normale dönmemiz gerekiyor Bizim de tekrardan video atmaya başlamamız gerekiyordu Tabi bu süreçte bazı gelişmeler oldu Bu gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum Öncelikle Selim arkadaşımız aramızdan ayrıldı Kendi yaşantılarıyla alakalı daha farklı bir düzene gitmek istediğini Artık bilgisayarın başına daha az olacağını ve video işlerine vakit ayıramayacağını dile getirdi O yüzden kendisi aramızda olmayacak Şu an kanalı sadece ben içerik üretiyor olacağım bu birinci gelişmeydi. İkinci gelişme ise malumunuz depremden dolayı oyunda bazı değişiklikler oldu. Öncelikle depremdeki yaralanmalar, e, ailesini, arkadaşlarını, yakınlarını kaybedenler var. Yani çok fazla acı var. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılar e, farklı durumda olanlar, evi yıkılanlar, hani en azından hayatta kalan arkadaşlara da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok fazla takipçimiz olduğunu düşünüyorum ki istatistiklerden de e, gözlemlemiştim. Umarım bu yaralar hep beraber sarar. E, bir şekilde artık normal yaşantımızda dönebiliriz. Her ne kadar zor olsa da biliyorum çok zor çünkü ama umarım üstesinden geliriz. Üstesinden gelmeyi başarabiliriz. Şimdi çok fazla uzatmadan ben oyun tarafındaki değişiklikleri sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü hepimizin biraz e, kafasını dağıtmaya ihtiyacı var. Çünkü ben deprem zamanından beri neredeyse oyuna tıklamıyorum. Bir işte araştırma ekibinde olduğum için alfa sürümüne 2-3 kere girdim. Yaptığımız değişiklikler Gitmiş mi, gitmemiş mi? Çünkü Türkiye veri tabanı ummalı bir çalışma içerisindeydi. Bizim için de zor bir tarafı vardı. Yani kaybettiğimiz futbolcular, personeller bunların hepsi oyundan kaldırıldı. Yani böyle bir şey yaşamak bizim için gerçekten üzücüydü. Yani veri tabanı için çalışıyorsunuz. Bir anda çok kötü bir olay oluyor ve... Yani daha dün izlediğiniz futbolcular Atsu gibi, yani Hatay Spor'un sportif direktörü gibi... yani birçok bilindik isim bir anda gözünüzün önünden uçup gidiyor maalesef ve oyundan da onların kaldırılışını böyle veri tabanının sistemi üzerinden maalesef izlemek zorunda kalıyorsunuz. Bu üzücüydü bizim için. Ee, ek süre vardı biliyorsunuz. Futbol Federasyonu'nun UEFA'dan istediği bir ek süre vardı transfer dönemi için. Aynı süreyi biz de Sea Games'ten istemiştik. Sağ olsun onlar da kırmadılar Türkiye veri tabanı için gerekli hassasiyeti gösterdiler. Fakat tabii durum anormal ve beklenmedik bir felaket olduğundan dolayı hani tabii ki aksilikler olacak. İsterseniz şöyle bir geçiş yapalım. Sports Interaktif'te o Sports interaktiftekiler olarak yıkıcı depremden etkilenen Türkiye'nin güneydoğu ve Suriye'nin kuzey bölgelerinde yaşanan trajik olaylardan dolayı çok üzgünüz. 40 binden fazla insanın feci şekilde yaşamını kaybettiğini biliyor ve ne yazık ki bu sayı artmaya devam ediyor. Bölgedeki, bölgedeki birçok meslektaşımız ve arkadaşımız onların aileleri ve bu yıkıcı zamanda etkilenen herkes sürekli aklımızda. Öncelikle detayları bense teker teker okuyacağım. Türkiye'de futbolda felaket ve aksamalarla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda oyuncu ve personel hayatını kaybetti. En üst ligdeki takımlar dahi olmak üzere etkilenen bölgelerdeki kulüplere sezonun geri kalanına küme düşme korkusu olmadan kalma seçeneği verildi. Bu ne demek arkadaşlar? Bu oyunda herhangi bir şekilde hani gerçekteki gibi çekilme veyahut da küme düşme olmayacağı anlamına geliyor. Sea Games burada kararını bu şekilde almış. Football Manager'da doğal afetleri ve diğer küresel olayları nasıl yansıtacağımızı çok dikkatli bir şekilde düşünmeliyiz. Bizim dünyamızla aynı olan bir sanal dünya yaratmak için FM'yi inşa etmek devam eden bir macera. Ancak pandemide ve bizim bu konuyu oyunda ele alışımız gösterdi ki bu oyun alternatif bir gerçekçilikte sunabilir. Kendi aramızda konuştuklarımıza dayanarak bir sonraki FM23 güncellemesinde bu krizi aşağıdaki şekilde ele alacağız. Umarım bu değişiklikleri desteklersiniz. Oyun içinde reklam panolarının önde gelen 15 Birleşik Krallık Yardım Kurumu için ya doğrudan ya da Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeyindeki yerel ortaklarla beraber bağış toplayan The Sister Emergencies Committee'ye veriyoruz. Siz bu yazıyı okuduğunuzda büyük ihtimalle bunlar oyun içinde olacaktır hayatını kaybeden hayat, hayatını kaybettiği doğrulanan oyuncuları ve ekip üyelerini FM 23'ten çıkararak ailelerine gereken saygıyı göstereceğiz. Depremden etkilenen ligler oyun içinde normal şekilde devam edecek. Gerçek hayattaki fixture iptallerini eklemeyeceğiz. Stüdyodaki çoğu kişi felaketin etkilediği bölgelerde çalışmalar yapan World Child ve Kızıl Haç gibi çeşitli kurumlara bağış yaptı. Bu bağışların ulaşabildiği kadar insana yardım etmesi için SIGA Europe çalışanlarının bağışlarıyla aynı miktarda bir tutarı Kızıl Haç bağış yapacak. Detaylar bu şekildeydi arkadaşlar. Zaten bahsettiklerimin de üstünden geçmiş olduk. Ek olarak bizim araştırma hesabında yani orijinal resmi araştırma hesabımızda da bir duyuru var. Bunu da söylemek istiyorum sizlere. Şimdi deprem nedeniyle ligden çekilen takımların oyunda liglerinde devam etmesi ve bu takımların kadrolarının boş olmaması için bu takımlardan kiralık veya bonservisiyle ayrılan futbolcuların transferi yapılmadı ve yapılmayacak. Bu şu anlık %90 kesin bir bilgi e, fakat değişebilir mi değişmez mi orasına kesin bir şey diyemiyorum. Yani şu an için durum böyle. Yani oyuna girdiğinizde işte bu arkadaşımız da Bahadır arkadaşımız arkadaşımız da demiş. Hani maksim eklemeyi unutmuşsunuz. Aslında bu bir eklemeyi unutmak değil. Bu bir tercih. Sea Games tarafından verilen bir tercih, Türkiye araştırma ekibi tarafından uygun görülen istişarelerle verilen bir tercih. Yani bu dönem böyle olduğu Yapacak bir şey yok. Yani bir şekilde artık yamalarla da bu durumu tölere edebilirsiniz, idare edebilirsiniz. Veyahut da mevcut kariyerlerinize devam edebilirsiniz. O tamamen sizin opsiyonunuza kalan bir şey. Fakat beklenmedik durumların beklenmedik sonuçlar oluyor. Futbol Manager'da da olduğu gibi. O yüzden demem o ki yani bu dönem artık hepimiz FM'yi idare edeceğiz Türkiye veri tabanı olarak. Baktığımızda öyle oyuncular üzerinde çok fazla yenilik var mı? Oyun üzerinde çok fazla yenilik var mı? Ona da geçelim. Şimdi ana veri güncellemesinin çok fazla detayı var şu anda. Ben tekrardan başlıklardan öne çıkanları size okuyayım. 23.3 güncellemesindeki değişiklikler şunları içerir. Ancak bunlarla sınırlı değildir. Kararlılık ve çökme ile ilgili düzeltmeler yani optimizasyon düzeltmeleri. Sağının belirli alanlarında kötü dokunuşların sebep olduğu hataları azaltmak için düzeltmeler yapıldı. Bu muhtemelen işte krampon veyahut da işte görsel izlerden bahsediyor. Belli durumlarda orta yapmak için düzgün bir şekilde hazırlanmayan defans oyuncularıyla ilgili düzeltmeler yapıldı. Defansın uzun toplar olan tepkimesinde iyileştirmeler yapıldı. Bu önemliydi biliyorsunuz. Defans bazen atılan uzun toplara çok absürt tepkiler verebiliyordu. Gerek yerleşim olarak gerek, gerek bireysel savunma oyuncularının hatası ve pozisyonu olarak illa ki aklında da canlanmıştır. Hücum oyuncularının kontra atakları desteklemek için daha hızlı hareket etmelerini sağlayan ince ayarlar yapıldı. Bu da aslında benim fark ettiğim ve e, videolarda da birazcık sinir olduğum bir tarafta kontraya çıkarken çok fazla böyle durağan bir hani ben talimat vermeme rağmen çok fazla durağan bir yapı sergiliyordu oyuncular. Umarım bununla da bir düzelme gerçekleşir. Yapay zeka menajerlerinin farklı orta saha rolü kombinasyonlarının kullanımında iyileştirmeler yapıldı. Bu tek düze teknik adam rol tercihlerinin daha da azalacağı anlamına geliyor. Standart stoperlerin ve defans orta sahanın uzun kale vuruşlarındaki pozisyonunda iyileştirmeler yapıldı. Hücumcu kanat oyuncularının defans esnasındaki geri çekilmelerinde iyileştirmeler yapıldı. Bu da yine güzel bir haber. Alanın kenarında kenarından atılan geniş endirek serbest vuruşların savunması için düzeltmeler yapıldı. Bunu fark etmişsinizdir. Endirek serbest vuruşlarda bazen çok fazla gol atıyorduk ve çok fazla gol yiyorduk. Bununla alakalı işte hani savunmanın düzeltilmesi buradaki gollerin fazlalığını hani gerek attığımız gerek yediğimiz gollerin birazcık daha dengeleyebilir diye düşünüyorum. Kadının kava topu istatistiği artık yalnızca çekişmeli kafa vuruşlarını sayıyor. Yani mücadele edilen yani kafa topu için savaşılan fiziksel mücadele olan istatistikleri sayıyor. Yani herhangi bir oyuncunun herhangi bir oyuncunun yanında rakip olmadan zıplayıp aldığı hava topu mücadelesini saymıyor. Oyuncu alımı odağı mantığında iyileştirmeler yapıldı. Bu da yine yapay zeka alakalı. Yedek veya genç takım taktiklerinin geliştirme merkezinde boş görünme sorunu düzeltildi. Bu sorun da evet hatırlıyorum. Yapay zeka takımları için geliştirme kiralamalarına ince ayarlar yapıldı. Bu aslında güzel bir şey. Çünkü oyuncu geliştirme tabanlı kiralık alımlarında ve kiralık e, satımlarında yapay zeka birazcık garip davranabiliyordu. Oyuncular garip garip yerlere kiralık verilebiliyordu. Bu güzel olmuş. Ee, fixture planlamasında özellikle de arka arkaya düzenlenen iç saha veya deplasman maçlarında iyileştirmeler yapıldı. Çeşitli turnuvalardaki yedek oyuncu kuralları güncellendi. Bununla da alakalı hani hangi ligde oynuyorsanız gerçi biz Türkiye'de oynuyoruz ama hani yeni kurallar olduğu zaman direkt kurallara bakıp buradan görebilirsiniz. Çünkü oyuna direkt olarak aktarılıyor. Onun dışında herhangi bir önemli güncelleme bulunmuyor arkadaşlar. Ben isterseniz ufak ufak oyun içinden de birkaç e, görsel yapayım. Onlar da incelemiş olalım ve yavaş yavaş videoyu noktalayalım. Evet arkadaşlar şimdi oyun içine de geçiş yaptık. E, şimdi Beşiktaş araştırmacısı olarak yani öyle çok avam şağım değişiklikler olmadı oyunda bir kere. Hani onu da söyleyeyim. Zaten Beşiktaş özelinde yükseltme ve Düşüş alacak oyuncular az çok belliydi. Fakat ben onlara geçmeden önce şu genel bir toparlanmayı yapayım. Hani oyun e, videonun başında bahsettiğim olay, mesela Souzda hala Beşiktaş'ta e, oyunda daha hala transfer dönemi kapanmamış e, ligler var. Bunlarla beraber işte Souzda'nın gidişi muhtemelen gerçekleşir bir sonraki güncellemede. Onun dışında gördüğünüz gibi maksim yok. Mesela Beşiktaş'ta demin bahsettiğim olay maksim hala Gaziantep'te ama profillerde hani herhangi bir problem yok profiller tüm Türkiye veri tabanında profiller ayarlandı artık son halini aldı. Mesela Getson Fernandez özelinde bizim bir sıkıntımız vardı Getson'u oyuna bir türlü iki yönlü olarak yansıtamıyorduk. Şöyle bir sıkıntı var. Getson iki yönlü çok iyi bir iki yönlü oyuncu, çok iyi bir box-to-box. Box. Fakat gerçekte kafa vuruşu olsun, uzaktan şut olsun, bitiricilik olsun bununla ilgili defoları var. Fakat oyun da şunu şöyle kabul ediyor. Bir iki yönlü, tabanlı oyuncu eğer bitiriciliği yoksa ...uzaktan şutu yoksa kafa vuruşu yoksa... ...skora etki edemiyorsa o aslında iki yönlü bir futbolcu... ...değildir diyor oyun sistematik olarak... ...fakat bu yanlış... ...Getson her ne kadar skora etki edemese de... ...gol olarak veyahut da çok fazla asist... ...üreten bir oyuncu olmasa da... ...oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan bir oyuncu... Iç, ol, ...oyuncu olduğu için... ...oyunda bir türlü bunu savaşçı orta sahadan... ...çıkaramamıştık sağ olsun... E, ...Türkiye şefimiz Ömer Şef... ...baya bir yardımcı oldu o konuda... ...hani sistemin en iyi... ...reaksiyonunu o bildiği için... Yani ben başa çıkamadım sürekli savaşçı olarak çıkıyordu oyuncu. En son hani dedim artık yani siz bir taslak yapın ben taslak üzerinden düzenleyeyim. Çünkü sistemle artık böyle kanlı bıçaklı duruma geldik. Ben iki yönlü olarak yansıtamıyordum bir türlü Getson'u. Şimdi en azından iki yönlü olarak yansıtabildik. Gerçekteki o dripling ilk kontrol yeteneğini bayağı bir ön plana çıkarttık. Markaj değil de top kapma özelinde yani getson sahip topları kapma konusunda... O topları kapıp ne kadar hızlı hücuma çıktığını ve ne kadar fazla takım oyuna yatkın olduğunu zaten biliyorsunuz. Bununla alakalı gerekli düzenlemeleri yaptık. Dayanıklılık, denge, yani Getson zaten kondisyonu sınırsız neredeyse. Fakat denge özelinde mesela Getson'un çok kolay yıkılmadığını, aslında bu yıkılmama olayının da güçlendiği dengeden geldiğini çok böyle didik de fark ettik. Çünkü oyunda artık biz biraz daha Türkiye Araştırma Ekibi olarak bilimsel verilere dayanarak çalışmaya başladık. En azından bu bizim için e, sevindirici haber. Mesela bu sene herkes fark etmiştir. Hız ve hızlanma değerlerinde, çeviklik değerlerinde bir takım düşüşler var. Mesela sert art, sert düşüşler alanlar var, sert artışlar alan, alanlar var. Bununla alakalı da hani dediğim gibi e, gerek Compersonator olsun, gerek işte instat olsun böyle birçok güzel veriyi kullandık, birleştirdik. Bunları bu verileri mesela bizim sistemimize karşılık gelen değerlerle hani ölçecek bir sistem, bir algoritma yapıldı. Bu algoritmaya güvenerek çalışıldı. Yani aslında hani bu devre arasına itibaren bu fiziksel dağıtımlar, fiziksel özellik dağıtımları doğru bir şekilde ilerlemeye başladı ki şunu da belirtmek isterim. bütün Avrupa ve hani daha doğrusu yabancı liglerdeki araştırmacılar veri tabanı olarak bilimsel, istatistik vesaire gibi argümanlardan yararlanmayı pek tercih etmiyor. Hani çok fazla hani rastgele veya da bol keseden dağıtım var. Aslında biz Türkiye araştırma ekibi olarak çok eleştiriliyoruz fakat yani inanın onlar bizim kadar titizlenmiyor ve onların eli gerçekten bizden bir yüz kat falan daha bol yani. O konuda biz sistemden gördüğümüz için bunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Tabii biz de kendimizi yavaş yavaş geliştiriyoruz. Getson'un profili özelinde yani tüm şeylerden bahsettim. Amir Hacı Ahmetovic zaten bu deprem olaylarından e, önce gelmişti. O yüzden oyunda yer alıyor. Vincent Abubakar yine o şekilde. E, Onur Bulut yine zaten depremle alakası olmayan bir transferdi. Maksim transferi gibi değildi. Onun dışında Cenk Tosun'un profilinde bir artışa gittim. Cenk bana geldiğinde 120 130 G'ydi. Fakat bu 130 G Everton döneminde yani hiç maça çıkmadığı bir dönemde Yani hiç maça çıkmamış, 2 senedir ayağına top değmemiş bir oyuncunun 130 CA ile gelmesini ben kabul etmeyip 120'ye indirmiştim haksızlık olmaması açısından. Sonra tabi Cenk Şenol Güneş'in de gelişiyle biliyorsunuz muazzam bir çıkışa geçti. Gerek savun ileri ucun sağında gerek solunda kanat forvet olarak gerekse santrafor olarak güzel bir geri dönüş yaptı. Ben de tekrardan hak ettiğini verdim. 130 dolaylarına çıkarttım kendisini. Güzel bir profil oldu. Zaten Cenk'in penaltı ve bitiricilik konusunda herhangi bir sorunu yok. Cenk zaten çok kaliteli bir bitirici. Yani hız ve hızlanma konusunda hem yaşının gerektirdiği hem de eski atletikliğinin olmadığını zaten biliyoruz. Öyle bir sorun var. Dribblingi çok kaliteli değil zaten. Hani üst düzey bir driblingçi değil. Olamadı hiçbir zaman. Zihinsel özellikleri zaten Cenk'in çok yüksek takımın her zaman lideri, sevilen bir oyuncusu, agresif, sürekli pes etmeyen. Kazanmayı arzulayan bir oyuncu olmuştur. Bu profilin uygun olacağını düşündüm. Ee, Delali var. Delali biliyorsunuz. Yani Beşiktaş'ın çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Profili hak eden düş aldı diyelim. Çünkü Delali neredeyse artık futbolu bırakma noktasına geldi. Kafa olarak da hani oyun olarak da kimse o Delali Delali göremiyor artık eski Delali'yi. O sebepten profilde 120 cihaz dolaylarına düştü. Yine baktığımızda Raşit Gezal'ın çok çok uzun süren bir sakatlığı vardı. Sakatlıktan döndü. Tekrardan sakatlandı. Fakat yani oynamıyor da şimdi çok ince bir durumda. Acaba o şimdi takımın en iyisi Gezal'dır normalde. Fakat çok uzun süredir oynamıyor. Nasıl geri döner? Yani Gezal nasıl reaksiyon verecek? Yani bunları düşünmeden aslında birazcık tahmini bir düzeltme yaptım. Cesaret olsun, güç olsun hızlanma, işte vücut zindeliği gibi değerlerin, dayanıklık gibi değerlerini böyle birazcık daha aşağı indirerek birazcık da sakatlığa meyilliliğini de arttırdım. 3-4 değer. Yani Gezdal'a en azından hiç oynamamış bir adamın takımın en iyisi olma e, durumunu ortadan kaldırdım diyeyim. Çünkü şu an takımın en iyisi Getson Fernandez oldu. En azından hem özellik olarak hem profil olarak. O konuda güzel bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Zaten iki hafta daha sakatlandı Gezal. Muhtemelen böyle sezonun son 3-4 maçında herhalde forma giyer. O zaman daha net bir şekilde görürüz Gezal değerlendirmesini. Abu Bakar biliyorsunuz zaten hiçbir şekilde profili ellemedim. Yeni transfer olan oyuncuların profillerini ellemiyoruz. Bu da Arabistan'dan gelen profil. Bunu artık kendiniz değerlendirirsiniz. Omar Koli Yeni transfer. Garip bir transfer. Dengesi 19 gücü 18 falan. Hiç izlemedim. İzledikten sonra yorumumu yapacağım. Mert Günok var. Mert Günok'un profilinde baya bayağı bir iyileştirme yaptım. Hani bu profil böyle gözünüzde çok yüksek değil gibi gelmesin. Fakat bu profil ciddi güzel bir profil oldu. Mert Günok'un zaten sağ içinde genel olarak zihinsel bir güç yansıması var. Yani maçlarda acayip konsantre, karar almaları, önsizleri, pozisyon alması ve soğukkanlığıyla aslında birçok pozisyonda Şenol Güneş'in de gelişiyle Beşiktaş'ı kurtardığı senaryolar oldu. Valerian İsmail döneminde yapıyor olsaydı belki Valerian İsmail kovulmazdı. Hani öyle de bir durum var. Bölge hakimiyetini 15'e kadar yükselttim. Yani biliyorsunuz Mert Günok bu toplara çok iyi çıkıyor. Bölgesini çok iyi kontrol ediyor. Yani bölgesini hiçbir şekilde rakip santraforu, rakip hücumcuya yem etmeyen bir kaleci. O yüzden Mert'te bu tarz bir profili, bu tarz bir artışı uygun gördük. Hem de yaşından da dolayı çok fazla uçurmak istemedik açıkçası. Salih Uçan yine bu hız ve hızlanma değerlerinde sert düşüş alan oyunculardan biri çünkü bilimsel verilere ve istatistiklere baktığımızda maç başına çıktığı en yüksek hızlara baktığımızda gerek ortalamalara gerek e, oyuna yansıyan değeriyle yani hesaplama yaptığımızda Salih, Joseph gibi isimlerin böyle hızları çok çok düşük kaldığını gördük ve bunlara tabiri caizse birazcık e, bol keseden hız verdiğimizi fark ettik. Bunu da düzelttik. Joseph de 8 7 dolaylarına çekildi yine. E, Atibaç'ınsında 7 6 dolaylarına çekildi. Bununla alakalı çalışmalarımızdan da ben e, kendi adıma memnunum. Roman Sayıs'ın profilini düzenledim yine. Roman Sayıs'ın profilinde biliyorsunuz Markaş işte pas olsun, top kapma olsun, birçok özelliği böyle 13 13 13'te aslında çok kaliteli bir stoper. Dünya Kupası performansından da zaten hepiniz biliyorsunuz. Biraz daha iyileştirilmiş bir profil Roman Sayıs için. Yine Tayyip Talha 3 profilinde çok fazla 13'lü değerler vardı. Onda da ufak bir artışa gittik. Düzeltmeler yaptık. Onun dışında Beşiktaş özelinde çok fazla bir değişiklik yok. Diğer takımlara baktığımızda Fenerbahçe ve Galatasaray'a şöyle gidelim. İrfancan Can Kahveci'nin profili bu şekilde. Arda Güler'in profili yine görüyorsunuz muazzam bir profili var. Ferdi Kadıoğlu bu senenin Fenerbahçe adına bence en iyi isimlerinden biri. Ferdi Kadıoğlu'nun profili de 140 CA oldu. Ferdi'nin ben hak ettiğini düşünüyorum. Ferdi artık çok muazzam bir oyuncu haline geldi. Yani Fenerbahçe'nin en kilit oyuncularından biri. Ferdi'nin profili de bence çok yerinde olmuş. Atilla Salahi gördüğünüz gibi profil bu şekilde. Miguel Crespo Joshua King Joshua King'in atletizm seviyesi zaten biliyorsunuz çok iyi seviyede. Bir tek 90 dakikayı çıkartmakla alakalı bazı sıkıntıları var. Galatasaray'dan da biraz bahsedelim. Öncelikle şu Jaden Osterwold transferine de bir göz atalım. Hepiniz merak ediyorsunuzdur profili. Şöyle baktığımda yine Samet Akaydın'ın profili bu şekilde. Jojin Ho var. Fenerbahçe'nin profesyonel sözleşme imzaladığı Koreli oyuncu. Onun da profilini buradan göstermiş olalım. Galatasaray'a geçiş yapalım. Herkes Zaniolo'yu merak ediyordur. Ben de merak ediyorum. Taliska vari bir transfer. Güzel bir transfer. Yani bonservis konusu özellikle hani çok fazla tartışılıyor. Fakat ben hem bir FMC olarak hem hani böyle isimleri görmeyi seven bir futbol sever olarak ben bu transferden çok memnun kaldım. Galatasaraylı arkadaşları da tebrik ederim. Galatasaray yönetimi de tebrik ederim. Tabi birazcık işten geçmiş oluyor. Yani keşke daha önceden böyle bu transferler, bu gibi transferler yapılsa keşke hiç böyle 30 artı isimlere böyle para yedirmesek ama olsun. Tabi zararın neresinden dönersek kardır. Zihniyet değişikliği hepimiz için bence sağlıklı sonuçlar getirir. Icardi'nin profili bu şekilde yine çok iyi bir Santrafor zaten Icardi muazzam performans sergiliyor. Onun dışında baktığınızda zaten Galatasaray'da çok fazla göstereceğimiz bir profil yok. Yani düzenlemeler dışında yeni transfer olarak söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun profili bu şekilde. Lucas Torreira. Yine Lucas Torreira alakalı yine eleştiriler gelmiş. İşte hızlanma bu kadar düşük olur mu? Hız düşük olur mu? Yani dediğim gibi bilimsel veriler, e, istatistikler bize gerçekten iyi ışık tuttu. Yani yabancılar onu bile yapmıyor, inanın. E, bence bu sonuçlar gayet e, güzel çünkü bir oyuncunun gerçekten zayıflığı ve güçlü özelliği arasında, yani zayıf ve güçlü özellikler arasında bu kadar yakınlık olmamalı. Yani bir özelliği gerçekten zayıfsa zayıf olmalı, güçlüyse güçlü olmalı. Yani bu profil yumuşatmaları, yani profil olduğundan daha yumuşak yansıtmak daha yani daha kötü olması gereken daha yumuşak bir şekilde yansımayı ben zaten kabul etmediğim bir şeydi bu benim adıma da güzel bir sonuç oldu mesela bak Ersin konusunda çok fazla eleştiri almıştım Ersin'de de hani bunun hani ya Ersin o kadar da düşük seviye kaleci değil Yok abi hani o kadar düşük seviye bir kaleci gerçekten. Çünkü işte çevikliği 10 olur mu, refleks 13 olur mu? Olur çünkü bu kadar düşük seviyede yani işte pozisyon alma soğukkanlı zaten Ersin kafasında kaleciliği futbol neredeyse bırakma noktasına gelmiş. Artık süperlik seviyesinde bile zar zor oynayacağını düşündüğümüz bir kaleci için neden ben bir yumuşatma yapayım ki? Yani neden olduğu seviyenin daha üstünde tutmak isteyeyim ki? Yani bence doğrularla yüzleşmek hani her ne kadar tuttuğunuz takım da olsa yani araştırmasını yaptığınız takım da olsa ben bu işte yumuşatma olayına karşıyım basitçe söylemek gerekirse yani olduğu gibi yansıtmak. Gerçekten zayıflıklarının zayıflık olarak yansıtılması, güçlü yanlarının da güçlü yanlar olarak yansıtılması taraftarıyım. O yönde umarım böyle çalışmaya da devam ederiz. Yumuşatmalar olmadan. Şöyle hemen Trabzonspor'u inceleyelim. Maximiliano Gomez'in profili bu şekilde arkadaşlar. Nacuyunu var yine. Bu sene çok fazla şans vereceğiniz isimlerden biri olabilir. Bakasetas'ın profili bu şekilde. Şöyle baktığımızda Marek Hamsik merak edenler illaki olur. Hamsik'in profili bu şekilde. Edin profili bu şekilde. Arif Boşluğ'un profilini merak eden vardır. Şans verebilirsiniz diye düşünüyorum. Arif Boşluğ'un profili bu şekilde. Abdülkadir Ömür bu şekilde. Yani öyle çok fazla detaylı bakamadım profillere kusura bakmayın çünkü bu, bu e, oyuncu inceleme veyahut da e, yama inceleme videosu değildi teorik olarak. Bu genel e, duyuru işte depremle alakalı birkaç bilgilendirme olsun. Hem yaşadığımız e, acıların bir hani bizim açımızdan bir geri dönüşü olması gerekiyordu. Biz bu durumda ne yaptık ne yapacağız e, araştırma olsun FM olsun veri tabanı ne durumda işte kanal ne durumda olacak gibisinden bu şekilde bir video oldu. Beşiktaş kariyeri var şu an kanalda 20. bölümde kalan. O kariyere muhtemelen devam edeceğim. Normalde çünkü çok uzun zaman oldu. FM'ye tıklamıyorum. Yani hevesim de yoktu açıkçası depremden dolayı. Böyle sadece bilgisayarda haber dinliyorduk. Birçoğunuzun yaşadığı gibi muhtemelen kafamı bile dağıtamıyordum kolay kolay. Daha biz de yeni yeni böyle normale hem işimize gücümüze bakmaya hem de işte içerik üretmeye yavaş yavaş yönelmeye başlıyoruz. Hepimizin motivasyona ihtiyacı var. Hepimizin bazı kararlar almaya, ilerlemeye ihtiyacı var. O yüzden hep beraber tekrardan ilerlemek e, istiyoruz. Yani bu oyunumuzun borcu hayat bir şekilde devam ediyor, devam etmek e, durumundayız. Geride kalanlar için en azından yani daha çok çalışıp herkes e, işini daha yapsın zaten. Ülkemiz daha iyi olsun diyelim. E, günle alakalı bir söz vermeyeyim arkadaşlar. Yani çok fazla içerik planlamamız da yok açıkçası. Yalan söylemeye, bahat vermeye de gerek yok. Yani toparlanmaya çalışıyoruz diyelim. Dediğim gibi o Beşiktaş kariyerinin e, 21. bölümü çekilecek. E, 21. bölüm çekildiğinde yani yine bir dediğim gibi gün veremiyorum. E, en müsait günümde en yoğun olmayan işlerimden de dolayı biraz dediğim gibi yoğunum. E, en müsait olduğum bir vakitte Beşiktaş videosunu da çekip e, kanalın içerik planlamasında yavaş yavaş oturtmaya başlayacağız. E, i̇zleyenlere teşekkür ediyorum. Tekrardan bu e, Milletçe ülkemiz olarak başımız sağ olsun. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Umarım üstesinden geliriz. Üstesinden gelmeyi başarırız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.